Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında gündem ve siyasete dair önemli açıklamalarda bulundu. Vizyon, özdatmasyon olan açıklamasını yaptığında dolar kuru 1 lira 75 kuruştu. Bugün nihayet o vizyonun gerçekleşeceği söylenen 2023 yılına girdik ve dolar 18 lira 81 kuruş. Sadece bu durum bile aslında her şeyi anlatıyor. Geçtim vizyonu, büyük bir çapsızlığın ibretlik eseri tüm görkemiyle karşımızda duruyor. Mesela 2012'de Sayın Erdoğan demişti ki, siyasete katılma ve siyaset yapma hakkına getirilen yasaklar ortadan kaldırılacak. Ancak gelin görün ki 2023'te ahmakla ahmaklık demek bile siyasi yasak sebebi oldu. Mesela demişti ki işsizliği %5'e çekeceğiz. Ama gelin görün ki 2023'te bu da yalan oldu. İş aramaktan umudunu kesenleri bile işsiz saymayan TÜİK'in makyajlı rakamlarına rağmen hedefi tutturmayı geçtim, işsizliği katladılar. Mesela demişti ki dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz. 2023'e geldiğimizde bırakın yükselmeyi, yerimizi bile koruyamadık. 2012'de dünyanın 17. ekonomisiydik. 2023'te 20. ekonomisi olduk. Mesela Sayın Erdoğan demişti ki Ar-Ge harcamalarında dünyada 1. lige çıkacağız. Peki 2023'te ne oldu? Ar-Ge'de amatör kümeye düştük. Futbolculuk var ya, o dilden söylüyoruz. Ancak hakkını yemeyelim. Mesela yolsuzlukta 1. lige çıktık. Süper Lig'e doğru gidiyoruz. İsrafta 1. lige çıktık, Süper Lig'e doğru gidiyoruz. Hatta enflasyonda dünya şampiyonluğuna oynuyoruz. Mesela yine 2012'de demişti ki Türkiye teknoloji ihraç eden ülke olacak. 2023'te ise bu fevkalade parlak arkadaşımız herhalde kendi vizyonunu yanlış anlamış olacak. Türkiye maalesef teknoloji ihraç eden değil, teknoloji ithal eden bir ülke oldu. Ez cümle, Sayın Erdoğan'ın yine bir seçim döneminde 2023 vizyonu diye şişirdiği boş vaatleri her zamanki gibi yine baştan sona yalan oldu. Aziz milletim, bir şirket müdürü düşünün. Şirketi büyüteceğini söylesin ama şirketi küçültsün. Kar rekoru kıracağım desin ama zarar rekoru kırsın. Şirket zarar ederken borçlanıp uçak alsın. İşleri eşe dosta paslayıp şirketin kasasını boşaltsın. Çalışanlara maaş ödeyemezken lüks ofisinde tam gün ense yapsın. Sizce bu müdüre ne yaparlar? Kovarlar değil mi? İşte 14 Mayıs'ta biz de Beştepe'deki müdürü kovacağız. Yaptıklarının hesabını milletimizle birlikte sandıkta soracağız. Şunun şurasında 102 gün kaldı. 102 gün sonra bu vizyonsuzluktan, bu beceriksizlikten, bu vasatlıktan kurtulacağız. Hiç merak etmeyin, o sene bu sene. Değerli arkadaşlarım, 102 gün sonra iktidar değişecek ama sanayi ve teknoloji alanında her geçen gün geriye giden bir Türkiye gerçeğiyle maalesef karşı karşıyayız. Elimizdeki veriler rakiplerimizin ve dünyanın gerisinde kaldığımızı gösteriyor. Dünya Bankası verilerine göre 2014-2019 döneminde çalışan başına
sanayi katma değerimiz her yıl ortalama %2.1 artmış. Ama aynı artış dünyada ortalama %2.4, kendi gelir grubumuzda ise ortalama %5.3 olmuş. 2011-2021 döneminde ise toplam faktör verimliliği artışının büyümemize etkisi, katkısı %12 olmuş. Oysa bu oran Romanya'da %50, Bulgaristan'da %45, Polonya'da ise %27 olarak gerçekleşmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin grup toplantısında seçim ve siyasete ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir diğer oyuncu da şu şekilde tamamlıyordu. Çünkü muhalefette olmak iktidarda olmaktan çok daha iyidir. Aynı maaşı alırsın, bol çene yaparsın ve hiçbir sorumluluk altına girmezsin. Muhalefetin en üst düzey temsilcisi ve en güçlü aday alternatifi olan Kılıçdaroğlu'nun idrak derecesinin boyutunu gösteren şu örnek bile adeta bir kara mizah içinde yaşadığımızın işaretidir. Biliyorsunuz, CHP'nin başındaki zata zaman zaman istihza ile, yerli ve milli vasıflara sahip olmadığına işaretle Bay Kemal diye hitap ediyoruz. Bu zat Cumhurbaşkanı adaylığına niyetlenince kendine akıllı uslu bir sıfat aramak yerine sonundaki ünlemi anlamadan Bay Kemal ifadesini sloganı haline getirmiş. Biz muhatabımızı tanıyoruz. Adaylığını zor yetiştirecek. Slogandı, programdı, vizyondu, onları hiç yetiştiremez. Memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim. Bay Bay Kemal. Alsın, tepe tepe kullansın. Telifini de istemeyiz. Bizden yana helal hoş olsun. Kardeşlerim, biz bunları söyleyince vay efendim Tayyip Erdoğan bizimle maytap geçiyor diye feveran ediyorlar. Siz dalga geçilecek iş yaparsanız elbette biz de dalgamızı geçeriz. Memleketin gülmeye, eğlenmeye de ihtiyacı var. Hiçbir işe yaramıyorsunuz. Bari o işe yarayın. Eğer siz dikkate alınacak, kulak verilecek iş yapar, söz söylerseniz biz de size o nazarla bakarız. Şimdi soruyorum, şu fotoğraf karşısında başka nasıl davranabiliriz? Esasen yaptığı siyaset değil, alenen hasisliktir. Daha geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde aynı hasisliğin bir örneğini sergilediler. Ne dediler? Biz Cumhurbaşkanı adayı çıkartamıyoruz. Öyleyse Cumhur İttifakı'nın da adayı olmasın. Halbuki bizim adaylığımız bir yıldır belli. Anayasa ortada. Seçim kanunu ortada. Geçen haftaya kadar adaylığımız meselesi hiç aklınıza gelmedi mi? Madem böyle düşünüyordunuz, niye aylardır bizimle yarışacak aday belirlemek için toplantı üstüne toplantı yapıyorsunuz? Gördüğünüz gibi öyle bir muhalefetimiz var ki neresinden tutsanız elinizde kalıyor.
Bunları görünce aklımıza farklı anlatımları da olan eskilerden bir hikaye geldi. Fi tarihinde memleketin birinde hasisliğiyle, kıskançlığıyla, çekememezliğiyle meşhur bir adam varmış. Bu kişi hasisliği yüzünden bilhassa komşusuyla her konuda kavga edermiş. Adamın namı öylesine alıp yürümüş ki ülkenin padişahının kulağına kadar gitmiş. Padişah, hele şu adamı buraya getirin de denildiği kadar hasis mi bir bakalım demiş. Adamı bulup padişahın önüne getirmişler. Şöyle bir baştan aşağı süzdüğü adamı padişah, dile benden ne dilersen, hiç eksiltmeden istediğini vereceğim demiş. Ardından devam etmiş. Ama bir şartla. Sana verdiğimin iki katını da komşuna vereceğim. Adam ilk şaşkınlığı üzerinden attıktan sonra kısa bir süre düşünmüş ve padişaha sizden talebin bir gözümün kör edilmesidir demiş. Bu defa padişah şaşkınlıkla adama, ben sana ne dilersen vereceğimi söylüyorum. Sen bir gözünün kör edilmesini istiyorsun. Sebebi nedir diye sormuş. Adam cevap vermiş. Maksat komşunun iki gözü çıksın. Evet, altılı masanın geldiği yer, ülkenin ve milletin hayrına herhangi bir işe talip olmak yerine bizim yaptıklarımızı yıkmak, yok etmek, tersine çevirmek vaadine saplanıp kalmaktır. Madem biz Cumhurbaşkanı adayı çıkartamıyoruz, Cumhur İttifakı da çıkartmasın demenin başka anlamı olabilir mi? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında altılı masaya tepki gösterdi, seçime dair net mesajlar verdi. Biz merhameti de biliriz, mertliği de biliriz, mefkureyi de biliriz, melanet emellerden hesap sormasını da mutlaka biliriz. Şafağa ağarmayan nice zifiri karanlıkları yendik. Gideni gelmeyen, ağlayanı gülmeyen, feryadı dinmeyen, hüsranı bitmeyen, ancak imanlı mücadelesi de asla eksilmeyen, zulmet dolu senelerde kendi yarasını iyileştiren bir aslan gibi doğrularak kükremesini bildik. Milli haysiyetimizi ve dava onurumuzu çiğnetmeyeceğiz. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Körüklenen karalama kampanyalarının, sürekli gündemde tutulan karanlık senaryoların müellif ve müteahhitlerinin zamanı geldiğinde hem vallahi hem billahi burunlarından fitil fitil getireceğimiz de herkes bilmelidir. Millet kendi eserine, sevdasından deliye dönmüş Milliyetçi Hareket Partisi'ne duasıyla, desteğiyle, dev gibi iradesiyle sahip çıkacaktır. Bizi meşgul edip Türkiye üzerinde oyun kuracağını zanneden, siyaseti sokak dedikodusuna çeviren, davamızın iffetine çamur atmaya kalkışan, bozkurtu çakala boğdurmak için fırsat kollayan ahmaklara, asalaklara, aşağıların da aşağısına yuvarlanmış arsızlara en küçük geri adımımız söz konusu olursa diyorum ki gök girsin kızıl çıksın. Bize kan sıçratmak isteyenlerin alayının elinde, yüzünde, yakasında ve vicdanında şehitlerimizin kanı vardır. Şeytanın uşaklarına milletin evlatları yenilmeyecektir. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Kötülük saçan Türk düşmanlarının hepsine bir gün sıfıra inmiş temas hattından bakacağız. İçimize sızmış işbirlikçileri ve bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyen idare-i maslahatçıları da
ayrıca ve dikkatle değerlendireceğiz. Davamızın hisarları ok yağmuruna tutuluyorken risk almayan, bana ne diyen, kendini ortaya koymayan, ıslık çalıp eli arkasında dolaşan aymazları da tek tek not ediyor, onları unutmayacağımızı buradan kararlılıkla ifade ediyor. Bize FETÖ'cüler saldırıyormuş, saldırsınlar. Bize PKK'lılar saldırıyormuş, saldırsınlar. Zillet ittifakı ağız birliği etmiş, iftiralarını kusuyormuş, varsın yapsınlar. Bize Türk ve Türkiye düşmanları saldırıyormuş, bırakın aynen devam etsinler. Bizim tarafımız belli, istikametimiz sırat-ı müstakimdir. Himaye edenimiz Allah, destekçimiz Büyük Türk Milleti'dir. Partisinin grup toplantısında iktidara yönelik eleştirilerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Tek adam rejimi Türkiye için bir beka sorunudur," dedi. 2023 seçimlerine Cüneyt Arkın'ın yer aldığı hınç filmiyle gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Ben Kemal, geliyorum," mesajını verdi. Bir konuda ta en başından beri çok açık ve net konuşuyorum. Bu beşli çetelerin proje kisvesi altında devlet hazinesinden fazlasıyla götürdükleri paraları, götürdükleri malları onlardan tahsil edeceğim sözünü verdim. 85 milyon tahsil edeceğim sözünü verdim. Çünkü o paralar bu ülkenin doğmamış bebeklerinin parasıdır. Halkımın şunu çok iyi bilmesi ve beni çok iyi anlaması gerekiyor. Bu çetelerin bir kısmı bu saray iktidarından, yani Erdoğan'dan da önce vardı. Asıl panik ne zaman başladı biliyor musunuz? Uzman ekiplerim, yani partimizin görevlendirdiğim uzman ekipleri, bu konuda yıllarını vermiş uzman ekiplerimiz, hazineden çalınan paranın peşine düştüğü an, o raporlar masama geldiği an korkunç bir paniğe kapıldılar. Devletin hazinesinden çalınan paranın toplamının 418 milyar dolar olduğunu saptayınca karalama kampanyaları ve suikast tehditleri gelmeye başladı. Ha ben korktum mu? Vız gelir, dürüst geçer. Bay Kemal asla ve asla geri adım atmaz. Kale gibiyiz, sur gibiyiz, yiğit gibiyiz. Asla ve asla geri adım atmayacağız. Devletimizin temel kurumlarından birisi olan Sayıştay'a ve Sayıştay'ın onurlu denetçilerine seslenmek istiyorum. İktidara geldiğimizde o raporlarınızda, yani yazdığınız raporlarda 418 milyar doları görmezsem görevinizi layıkıyla yerine getirmemişsiniz demektir. Bir daha söylüyorum. 418 milyar doları raporlarınızda görmezsem görevinizi yerine getirmemişsiniz demektir. Milletimin önünde açıkça ifade ediyorum. Vallahi de billahi de raporda görmezsem yakarım sizleri. Son bir Bay Kemal uyarısı daha yapmak istiyorum. Beytülmale dokunan yanacaktır. Bir daha ifade ediyorum. Beytülmale dokunan yanacaktır. Halkıma buradan bu konuyla ilgili bir taahhütte bulunmak istiyorum. Çeteleri temizleme, devlet hazinesinden sülükleri, parazitleri temizleme operasyonun başlamadan önce Ankara'ya dev bir dijital pano kurduracağım. Adı çetemetre olacak. Halktan çalınan ve geri aldığımız her doları bu panoda görecek Ankaralılar da bütün Türkiye'de. Türkiye'deki mal varlıkları, yurt dışına kaçırdıkları, aile bireylerine transfer ettirdikleri, akrabalarına verdikleri, çaycıya, şoföre gizlettikleri
her kuruşun ama her kuruşun peşine düşeceğiz. Ben bunu söyleyince trollerine hemen şunu yazdırtıyorlar. Hani sen helalleşecektin. Nedir bu diyorlar. Benim helalleşeceğim haksızlık yapılanlardır. Kime haksızlık yapıldıysa, güç sahibi, devlet veya ben veya herhangi birimiz bir kişiye haksızlık yaptıysa onunla oturup helalleşeceğim. Dolayısıyla Roboski ile helalleşeceğiz. Ali İsmail Korkmaz'ın ailesiyle helalleşeceğiz. Soma ile helalleşeceğiz. Başı kapalı kızlarımıza haksızlık yapıldığı için biz o dönemde suskun kaldığımızdan dolayı onlarla da helalleşeceğiz. Liste uzun saymayayım. Bizim arsız ve hırsıza muamelemiz çok ama çok açık ve çok nettir. Vuracağız neşleri, alacağız devlet malını geriye. Bu kadar açık. Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan son günlerde kamuoyunda tartışılan yüksek yapılarla ilgili değerlendirme toplantısı yaptı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan son günlerde kamuoyunda tartışılan yüksek yapılarla ilgili değerlendirme toplantısı yaptı. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleşen toplantıda yüksek yapılaşmaya karşı kent dinamiklerinin bütüncül bir şekilde tepkilerini dile getirmesi gerektiğinin altı çizildi. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe, Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcıları Ertan Güneri, Osman Günay, Yaser Gündüz, İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Bitigen Saylam, İş Yeri Ruhsat Müdürü Mustafa Kemal Dutlu'nun da katıldığı değerlendirme toplantısında Mersin'in hızla büyüdüğüne dikkat çeken Başkan Tarhan şöyle devam etti. Mezitli'de 1980'den bu yana ruhsat yenileme işlemleri devam eden yapımına İzin verilmiş ve en sonda yine zemin artı 32 katlı inşaat ruhsatı verilmiş. Son dönemde bununla ilgili kamuoyunda tabii ki bazı değerlendirme ve tartışmalar olmakta. İnşaatın kat sayısı hakkında bazı iddialar, işte ithamlarda bulunuldu. Hiçbir inşaat ruhsatında imzam yoktur. Altını çizerek söylüyorum. 2016 yılında yeni yapı ruhsatı düzenlenerek başlayan zemin artı 32 katlı inşaat hakkında o zaman hiçbir değerlendirme olmadığını hepiniz hatırlıyorsunuz. Şimdi ne oldu da 2022 yılında bu proje için düzenlenen tadilat ruhsatı ile inşaatın yeniden başlatılması sonrasındaki tartışmalar oldu? Bunun üzerinde durmanızı istiyorum. Özellikle konu hakkında söz söyleme hakkı bulunan kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin yereldeki yönetici ve temsilcilerinin dahi konu hakkında bir takım çevrelerce baskı altına alınmaya çalışılması endişe ile izlenmektedir. Tüm bu değerlendirme ve görüşlerimiz saklı kalmak üzere konunun yerel gündemden çıkartılıp birileri tarafından belirli amaç ile ulusal bir kanalın gündemine taşınması, belki de bazı çevrelerce bu konunun siyasi malzeme yapılmaya çalışılması anlamını da taşımaktadır. 1980'den beri zaman zaman yenilerek 2016 yılında inşasına başlanmış olmasına rağmen 2022 yılında verilen tadilat ruhsatı sonrasında tartışılmaya başlanan söz konusu yapı hakkında son söyleyeceğim burada söylüyorum. Ama bu arada şunu da belirteyim. Mecliste de söyledim. Herkes, her kişi yargıya gitme hakkına sahiptir. Ama bugüne kadar hem adalet diyoruz hem hukuk diyoruz. Bir tek kişinin veya kurumun da yargıya gittiğini duymadım ben şahsen kendi adıma. Yapı müteahhidi, yapının mimarı ve hak sahipleriyle
Mersin kamuoyunda sürdürülen değerlendirmeler adına belediyemiz bunu değerlendirme yaptı arkadaşlarımızla. Şu veya bu tarafın hiçbir şekilde etkisi altında, baskısı altında kalmadan sadece kendi özgür irademizle kimse buradan başkaca bir anlam ve pay çıkarmasın. Belediyemizce başlatılan görüşmeler oldu. Suskunluğumuz bugüne kadar bu nedenleydi. Bu görüşmeler sonunda hak sahipleri adına yapı müteahhidi yazılı belediyemize başvurdu. Söz konusu yapıda kat yüksekliğini düşürmek amacıyla proje tadilatı süreci başlatacaklarını söylemişlerdir. Bunu da ilk defa sizlerin huzurunda burada kamuoyuna da duyurmak istiyorum. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Kış mevsiminin başından itibaren çok fazla yağış almayan Mersin'de yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kış mevsiminin başından itibaren çok fazla yağış almayan Mersin'de yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Meteorolojinin uyarı verdiği iller arasında bulunan Mersin'de sahil şeridinde hafif sağanak yağmur geçişleri etkili olurken yüksek kesimlerde ise kar yağışı başladı. Erdemli ilçesine bağlı Akpınar, Güneyli, Toros, Sorgun köylerinde yağmur olarak başlayan yağış bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı. Toros dağlarının eteklerindeki son yerleşim yerlerinde kar yüksekliği yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı. Anamur ilçesinin 2300 rakımlı Kaşpazarı yaylası tamamen beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar yağışının sürmesi bekleniyor. Adana'da Obruk Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araç sürücülerinin imdadına karayolları ekipleri yetişti. Adana'da Obruk Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araç sürücülerinin imdadına karayolları ekipleri yetişti. Saimbeyli ilçesine bağlı Obruk Geçidi'nde yağış akşam saatlerinde şiddetli kara dönüştü. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araç sürücülerinin ihbarı üzerine Karayolları 56. Şube Şefliği Karla Mücadele Ekipleri kar küreme araçlarıyla yol açma ve küreme çalışması yaparak karda mahsur kalan araçların güvenli şekilde ulaşımlarını sağladı. Ekipler şiddetli kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme, yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Adana'da esnaflık yapan bir şahsı kimliğiniz diğer şüphelilerin eline geçti, elindeki altın ya da paralarınızı bize vermeniz gerekiyor diyerek yaklaşık 750 bin TL dolandıran 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Adana'da esnaflık yapan bir şahsı kimliğiniz diğer şüphelilerin eline geçti. Evdeki altın ya da paralarınızı bize vermeniz gerekiyor diyerek yaklaşık 750 bin TL dolandıran 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Adana'da esnaflık yapan yabancı uyruklu MH'yi cep telefonuyla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıtarak kimliğiniz diğer şüphelilerinin eline geçti. Evdeki altın ya da paralarınızı bize vermeniz gerekiyor. Bir arkadaşımız gelip paraları sizden alacak dedi. Şüpheliler MH'yi bir adrese yönlendirerek evde yalnız kalan oğlu AH'den 34.500 dolar, 40.000 lira ve 70.000 TL değerindeki ziynet eşyalarını alıp kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan MH polise giderek şikayetçi oldu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin Şanlıurfa'dan geldiğini tespit etti. Adana polisinin irtibat kurduğu Akçakale Emniyet ekipleri olayla ilgili belirlenen 3 kişinin yola çıktığını bildirdi. Polis şüphelilerden NE, MG ve YA'yı otomobille şehirden ayrılırken yakaladı. Olaya karıştığı belirlenen diğer şüpheliler AG, KE ve AEH'de polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 22 bin dolar, 1356 TL ile ziynet eşyalarının tamamı ele geçirildi. Emniyetteki ifadeleri alınan şüpheliler kendilerini yönlendiren kişinin ismini vermezken parayı aralarında paylaştıklarını söyledi. Şüphelilerden NE, MG ve YA tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen para ve altınlarsa sahibine teslim edildi.
Adana polisinin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı 40 milyon 240 bin makaron ile 8 milyon 93 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi. 13 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 40 milyon makaronla 8 milyon adet kaçak sigara ele geçirildi. Adana'da polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı 40 milyon 240 bin makaronla 8 milyon 93 bin adet doldurulmuş sigara ile geçirildi. 13 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde tütün ürünleriyle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda çeşitli adresler belirlendi. Adreslere yapılan baskınlarla uygulama noktalarında durdurulan araçlarda 40 milyon 240 bin adet gümrük kaçağı makaronla 8 milyon 93 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi. Ele geçirilen makaron ve sigaralarla ilgili 13 şüpheli gözaltına alınarak yasal işlem yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından Mersin Erdemli'ye üniversite eğitimi için gelen öğrenciler ihtiyacı olanlara burs, insanlara aş olması için bahçelerde gönüllü limon asat ederek iyilik eli oluyor. Üniversiteli öğrencilerden iyilik eli. Türkiye'nin dört bir yanından Mersin Erdemli'ye üniversite eğitimi için gelen öğrenciler, ihtiyacı olanlara burs, insanlara aş olması için bahçelerde gönüllü limon hasat ederek iyilik eli oluyor. Erdemli İlçe Müftülüğü koordinesinde yürütülen Veren El, Alan El projesinde üniversiteli öğrenciler aktif olarak yer alıyor. Çabalarıyla da takdir topluyor. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan servisle alınan üniversite öğrencilerine din görevlileri eşlik ediyor. Mersin Üniversitesi'nde okuyorum. Burada üniversite öğrencisiyiz. Boş vakitlerimizde hani insanlara yardım etmek için limon toplamaya geldik. Yardımsever insanlar bahçelerindeki limonları bize haber veriyorlar. Biz de toplayıp öğrenci kardeşlerimize götürüyoruz. İnsanlığa yardım etmek, insanlar için bir şeyler yapmak gerçekten güzel hissettiriyor. Muhasebe bölümünde okuyorum. Biz üniversiteli arkadaşlarımız olarak boş zamanlarımızı değerlendirip limon kesimine geliyoruz. Yardım ihtiyacı olan aileler için burada bulunmaktayız. Mutluyuz. Sürekli böyle etkinliklere katılmayı istiyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı Erdemli Şubesi olarak yurtta kalan üniversite öğrencilerimizle birlikte İyilik Kervanı hareketimizi beraberce yürütüyoruz. Sabahleyin erkenden gençlerimizi servislerimizle Kredi Yurtlar Kurumu'ndan alıyoruz. Bu gençlerimizle hayırseverlerimizin bizlere bağışlamış olduğu limon bahçesine gidiyoruz. Orada hasat yapıp ve o hasadı kimi zaman bir öğrencimize burs, bir kalem, bir defter, bir ihtiyaç sahibi aileye aş oluyor. Bizim bu hareketimizin içerisinde, iyilik kervanımızın içerisinde gençlerimizin olması bize enerji veriyor, güç veriyor ve ayrıca umut veriyor. Banka ve sigorta bölümü okuyorum. Erdemli Müftülüğü'nün bize verdiği bu hayri hizmete biz gönüllü olarak katılıyoruz. Yardıma muhtaç arkadaşımıza katkıda bulunmak gerçekten insanı çok güzel sevindiriyor. Hani bir fidan dikiyoruz toprağa. Ne için dikiyoruz? Yetiştirip meyve verip bundan faydalanmak için bunu toprağa dikiyoruz. Öğrencilerimiz de aynı. Şimdi düzenli bir şekilde öğrencimizi yetiştirirsek önce anneye babaya daha sonra vatana millete faydalı olur. Bizim geleceğimizin teminatıdır gençlerimiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık bir yıl önce denize bıraktığı yapay resifler başta balıklar olmak üzere birçok deniz canlısına yuva oldu. Üzerinde oluşan yosunlar sayesinde canlı yaşamının artmasında önemli etken olan yapay resifler kaçak avlanmanın da önüne geçiyor. Resifleri denize indirebiliriz. Kolay gelsin. Büyükşehir'in yapay resiflerinde canlı yaşamı arttı. Yapay resifler Mersin Denizi'nde canlıların beslenme ve üreme alanı oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık bir yıl önce denize bıraktığı yapay resifler başta balıklar olmak üzere birçok deniz canlısına yuva oldu.
Üzerinde oluşan yosunlar sayesinde canlı yaşamının artmasında önemli etken olan yapay resifler kaçak avlanmanın da önüne geçiyor. İklim değişikliği nedeniyle tahrip olan deniz canlı yaşamı, artan mikroplastik ve tür sayılarının azalması gibi etkenleri göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projeyle denizde birçok noktaya yapay resif bırakmıştı. Yaklaşık 11 ay önce Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 3D olarak atılan resiflerimiz yaklaşık aylık, haftalık, belirli periyotlarla düzenli olarak kontrollerini yapmaktayız. 3. ayında ilk yaptığımız çekimlerde resiflerimizin canlı ekosistemine uyum sağladığını, canlı yaşamının oluştuğunu gözlemlemekteyiz. Her geçen gün yapılan kontrollerimizde canlı yaşamının daha aktif olarak arttığını, yapay resiflerimizin normal resif haline, doğal resif haline dönüşme yolunda olduğunu gözlemlemekteyiz. Yapay resiflerimizde küçük balıkların korunaklı bir bölge olarak kendisine yuva yaptığını, bunların her geçen gün sayılarının arttığını gözlemlemekteyiz. Ayrıca canlı yaşamının her geçen gün üst basamağa taşıdığını görmekteyiz. Galatasaray Meydanı civarında belirli aralık ve derinliklerde denize bırakılan ve 3 ay gibi bir sürede deniz canlılarının yaşam alanı olan yapay resiflerde canlı sayısı her geçen gün artıyor. 3D yapay resif projemiz ile amaçladığımız Mersin bölgesinde yaşayan deniz canlılarının yaşam ortamını arttırılması, türlerin çoğaltılmasının sağlanması ve yasa dışı avcılığın ortadan kaldırılmasını amaçlamaktayız. Yani yapay resiflerin atılacağı bölgenin uygunluk raporu istenilmiş olup bu uygunluk raporu alınırken ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden destek alınmıştır. Lokasyon olarak Mezitli ilçesi Galatasaray Meydanı seçilmiştir. Bu meydanda 4 tane lokasyon, 4 tane koordinasyon belirlenip bu koordinasyonlar arasına 14 tane 3D boyutlu yapay resif bloklar belirli aralıklarla ve derinliklerde denize bırakılması sağlanmıştır. Daha sonraki süreçte ise 3 aylık bir gözlem sürecimiz başlamıştır. Bu gözlem sürecinde bu kadar kısa bir süreç içerisinde yapılan gözlemlerde yapay resifler üzerinde doğal yaşamın oluştuğu, türlerde artış sağlandığı ve yine yapay resifler üzerinde ağların bulunduğu, yani yasa dışı avcılığın da önüne geçildiği görülmüştür. Pek çok canlı için barınma, beslenme ve üreme alanı olan yapay resifler ağlara takıldığı için kaçak avcılığa da engel oluyor. Meteorolojinin uyardığı kar yağışı birçok ilde olduğu gibi Adana'nın Feke, Tufanbeyli, Sayınbeyli ilçelerinde de etkili oldu. Ekipler sahada çalışmalarına başladı. Adana'nın yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı Tufanbeyli, Feke ve Sayınbeyli ilçelerinde de etkili oldu. Ekipler sahada çalışmalarına devam ediyor. Meteorolojinin uyardığı kar yağışı birçok ilde olduğu gibi Adana'nın Feke, Tufanbeyli ve Sayınbeyli ilçelerinde de etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken karla kapanan yollar için ekipler harekete geçti. Karayolları 56. Şube Şefliği ekipleri tarafından başlatılan kar küreme çalışmalarının bölgede aralıksız sürdüğü bildiriliyor. Kar yağışının ara ara etkili olacağı belirtilirken vatandaşların zincirsiz ve kar lastiği olmadan trafiğe çıkmaması için uyarılarda bulunuluyor. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu üzerinde 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiindeki yoğun kar yağışı nedeniyle tırların geçişine kapatıldı. Antalya-Konya Karayolu tırların geçişine kapatıldı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu üzerinde 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiindeki yoğun kar yağışı nedeniyle tırların geçişine kapatıldı. Kar kalınlığı yer yer 20-30 santimetreye kadar ulaşırken karayolu tırların geçişine kapatıldı. Birçok uzun araçsa yollarda kaldı. Gece Akseki merkezden itibaren başlayan kar yağışı Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte buzlanma nedeniyle güvenlik açısından Akseki-Seydişehir karayolu uzun araçlara kapatıldı. Akseki bölge trafik ekipleri tarafından uzun araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Ayrıca buzlanma nedeniyle de diğer araçların geçişine zincirli geçişlerine müsaade ediliyor. Kar yağış sebebiyle karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti.
ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi. Türkiye genelinde birçok ilde vatandaşların telefonlarına farklı içerikli linkleri mesaj olarak göndererek dolandıran hacker çetesi üyelerinin kurdukları sistemden elde ettikleri verilerden farklı bir dolandırıcılık yöntemi daha tespit edildi. Türkiye genelinde birçok ilde vatandaşların telefonlarına farklı içerikli linkleri mesaj olarak göndererek dolandıran hacker çetesi üyelerinin kurdukları sistemden elde ettikleri verilerden farklı bir dolandırıcılık yöntemi daha tespit edildi. Şüphelilerin sanal ortamda internet üzerinden kargo takip numaralarını elde ederek yine saha elemanları aracılığıyla bu kargoları sipariş veren kişilere ulaşmadan teslim aldığı ve satarak paraya çevirdiği ortaya çıktı. Kargo takip numarasına ele geçirdikten sonra şüpheliler sanki kargo şirketinden arıyormuş gibi kargoyu teslim alacak kişinin bilgilerini ele geçiriyorlar ve kargoyu teslim alacak kişiyi telefonla arıyorlar. Telefonla aradıklarında size teslim edilecek kargonun adres bilgisinde sıkıntı var. Size göndereceğimiz onay kodlarına, bize gönderdiğiniz konumda kargo takip numarasıyla ürününüz size teslim edilecektir şeklinde bilgi veriyorlar. Kendisine siparişi veren şahıs da kargo şirketi tarafından arandığını düşündüğü için kargo takip numarasını karşı tarafa iletiyor. Aslında bu esnada ikinci bir onay vermiş oluyor ve bu vermiş olduğu onaylar sayesinde burada da gene reçeliş tabanındaki veriler sayesinde şahsın zaten mağdurun telefonu da ele geçirilmiş olduğu için oradaki ikinci vermiş olduğu onayda teslim edilecek kişi bilgilerini değiştiriyor. Burada saha elemanları kendileri otomatikman ürünü alabilecek konuma getirmiş oluyorlar. Yani aranan numaraların da mesela internetten sipariş verdiklerinde kargo şirketinden arandığını söylüyorlarsa gerekiyorsa biz size tekrardan arayalım desinler. Hangi kargo şirketi ise o şirketi kendileri birebir arasınlar. Beni arayan kişiler acaba siz gerçekten kargocular mıydı? Beni böyle bir konuyla ilgili aradılar diye kendilerini güvenceye alabilirler. Konya polisinin yaptığı çalışma sonrasında 20 ilde düzenlenen kartel operasyonuyla 500 kişiyi 1 milyon lira dolandırdığı ortaya çıkan 13 kişi gözaltına alındı. Bunlardan ikisi kargo çalışanı olmak üzere 10 kişi tutuklandı. Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan şüpheli şahıslar suçüstü yakalandı. Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan şüpheli şahıslar suçüstü yakalandı. Sakarya'da araç almak isteyen RTK ile araç sahibi GK isimli şahısları ayrı ayrı arayıp noterde buluşturduktan sonra RTK isimli şahıstan 495.500 TL parayı AZ isimli şüpheli şahıs adına transfer eden dolandırıcılar hakkında soruşturma başlatıldı. Tarsus Şehit Kerim Mahallesi'nde bulunan banka şubesinden 495.500 TL parayı çekmek için gelen dolandırıcılardan AZ aynı gün Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından banka içerisinde yakalandı. AZ isimli şahsın parayı çektikten sonra SD isimli şüpheli şahsa vereceğini öğrenen ekipler, SD isimli şahsı da bankaya geldiği anda yakaladı. Banka tarafından 495.500 TL paraya bloke uygulanırken AZ ve SD isimli şahıslar mahkemece tutuklandı. Hatay'ın Kırkan ve Kumlu ilçelerinde 1989'da bir şirket tarafından gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde petrol yok denilerek kapatılan kuyulardan gaz sızmaları vatandaşlara petrol umudu verdi. Hatay'ın Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde 1989'da bir şirket tarafından gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde petrol yok diye kapatılan kuyulardan gaz sızmaları vatandaşlara petrol umudu verdi. 1989 yılına kadar çalıştım, bir bekçi olarak görev yaptım. Burada hava gazının çıktığını, 3 gün yandığına şahitlik yaptım. 4500-5000 arası çıktı. 5000'den sonra petrol bir gün akıntı yaptı. O akıntıda sonra kaçağa girdi sondaj. Kaçak sulu sondaj yapıldı. Sondajdan sonra da kapasitesi bu kadar denilerek kapatılıp bırakılıp gitti. 34 yıl önce Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde petrol arama faaliyetleri gerçekleştirildi.
O dönem şirket tarafından petrol yok diye kapatılan kuyulardansa gaz sızıntısı gerçekleşmeye başladı. Gaz sızıntısı nedeniyle bölgede petrol olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünen yöre halkı da heyecanlandı. Buranın 1989 yıllarında açıldığını gördük ve bunun bir süre sonra geri kapattılar. Ama bu esnada 4500 metrede bu gazın çıktığını, 5000 metrede de petrolün çıktığını, çatlağa denk gelerek kapatıldığını, sondajın en son gücünün orada olduğunu ispat ettiler ve kapatıp gittiler. Buranın da bir an önce Sayın Cumhurbaşkanımızla ricamızdır. Buranın bir an önce bakılması, kontrol edilmesini istiyoruz. Olursa iyi olur. Bölgeye giden İskenderun Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ergün Yaşar da yaptığı açıklamada Hatay'da 38 noktada petrol sızıntısından kaynaklı gaz çıkışlarının bulunduğunu, bilimsel çalışmalarla ve modelleme çalışmalarıyla ortaya koyduklarını açıklaması heyecanı iki kat arttırdı. 2010 yılından beri sürdürdüğümüz bir takım araştırma faaliyetlerinde bölgede petrol sisteminin varlığını çalışmalarımızla, bilimsel çalışmalarımızla ortaya koyduk. Bu bölgede yaklaşık olarak 38 noktada petrol sızıntısı ve gaz çıkışlarının bulunduğunu bilimsel çalışmalarımızda bunları modelleme çalışmalarımızda ortaya koyduk. Bölgeden aldığımız kuyulardan temin ettiğimiz hidrojeokimyasal çalışmalarla bölgede toplam karbon oranlarına baktığımızda bölgenin petrol varlığı, petrol sistemi konusunda bize bir takım doneler oluşturdu. Aynı bu minvalde yapmış olduğumuz çalışmalarda işte hem Aktaş köyü civarında hem de diğer köyümüzün civarında açılmış olan sondajlara rastladık. Aynı zamanda bölgedeki açılan, geçmişte açılan sondajlarla bu sondajlar sırasında gaz çıkışlarının olduğunu ve aynı zamanda petrol akıntılarının bulunduğunu geçmişte çalışan kişilerden ve muhtarlarımızdan da bunları söylemiş olduk. Ve yerinde de yapmış olduğumuz tespitlerle sondaj kuyularının içerisinde bunların açığa çıktığını, gaz çıkışlarını yerinde tespitini yaptık. Böylece aynı şekilde Amik Ovası'nda çeşitli noktalarda gaz çıkışlarını gördük. Hemen Hatay Havalimanı'nın bitişiğinde bir özel çiftliğin kenarındaki su kuyusundan çıkan gazla birlikte neredeyse çiftlik yanabilecek düzeyde gaz çıkışlarının olduğunu yerinde tespit etmiş olduk. Tarsus Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanesi için başlatılan kampanyaya en büyük destek Tarsus Belediyesi'nden geldi. Tarsus Belediyesi cezaevi kütüphaneleri için 2500 adet kitap bağışladı. Tarsus Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanesi için başlatılan kampanyaya en büyük destek Tarsus Belediyesi'nden geldi. Kampanyaya Tarsus Belediyesi'nden toplam 2500 adet kitap bağışlandı. Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası çerçevesinde Tarsus Belediyesi tarafından kitap toplandı. Kitap bağışı Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan katılımıyla gerçekleştirildi. Tarsus Belediyesi yükümlülerin topluma kazandırılmasına destek olunması amacıyla yapılan bu kampanyada 2500 adet kitapla destek oldu. Tarsus Belediyesi personelleri ve Tarsuslu yazarların destekleriyle toplanan kitaplar yükümlülere gönderildi. Kitaplar Tarsus Ceza İnfaz Kurumu kütüphanelerine gönderilmek üzere teslim edildi. Antalya'da yapımı tamamlanan ve dünyanın en büyük tur teknesi olma özelliği taşıyan 1000 ton ağırlığındaki Big Kral suya indirildi. Antalya'da yapımı tamamlanan ve dünyanın en büyük tur teknesi olma özelliğini taşıyan 1000 ton ağırlığındaki Big Kral suya indirildi. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki tersanede yapımına başlanılan Big Kral isimli tur teknesi 15 ayda tamamlandı. Hasan Çavuşoğlu tarafından yaptırılan tekne dünyanın en büyük tur teknesi olma özelliğini taşıyor. 1163 kişilik kapasiteye sahip tur teknesi 1000 ton ağırlığına sahip ve 50 personelle çalışacak. 130 bin TL'ye mal olan tur teknesinin yapımı ise 15 ayda tamamlandı.
Turizm sezonu açılıncaya kadar içinin mefruşatı, dekorasyonları ve iç dizaynı yapılacak olan tekne Nisan ayında tamamen bitmiş olacak. Haber bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Kadınlar EuroLeague'de 12. hafta maçında Mersin Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Mersin'de İtalyan temsilcisi Barretta Familia'yı konuk etti. Kadınlar EuroLeague'de 12. hafta maçında Mersin Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Mersin'de İtalyan temsilcisi Barretta Familia'yı konuk etti. Şimdi Tifana Eş'le geliyoruz. İçeriye doğru zorladı. Bir pas hatası, ilk pas hatası ve maçın başında. Çukurova Basketbol evinde oynadığı karşılaşmada İtalyan ekibini 79-67 yenerek 8. galibiyetini elde etti. Jungle Jones'tan sonra Divana Banner bizim reboundçumuz koç. Cornelius Hollandalı oyuncu, o da yeni transferlerden bir tanesi. Geçen hafta Macaristan'da 30 dakika süre almış ve 9 sayı kaydetmişti. İçeri çok güzel bir pas. Kaçtı Williams. Çukurova Basketbol'da Divana Banner 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Tiffany Hayes 15, Chelsea Gray 12 sayıyla oynadı. Tiffany Hayes, çok şeyler bekliyoruz. Blok geldi, yine aldı reboundu. Tiffany Hayes şöyle bir etrafına baktı. Haydi artık. İlk basket Tiffany Hayes'ten geliyor. Familia'da ise Marin Mabroy 15 sayıyla oynarken Çukurova Basketbol bir sonraki maçında İspanya'da Girona'yla karşılaşacak. Uzaklardan bir üçlük. Neyse ki kaçtı. Rebound top bizde olması lazım ve top bizde. 3. Lig 1. grupta lider konumda bulunan ve şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Mersin İdman Yurdu yönetim kurulu üyeleri Başkan Gültağ'ı ziyaret ederek pazar günü oynanacak maça davet etti. 3. Lig 1. grupta lider konumda bulunan ve şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Mersin İdman Yurdu Yönetim Kurulu üyeleri Akdeniz Belediye Başkanı Sayın Mustafa Gültağ'ı ziyaret ederek pazar günü oynanacak 52 Ordu Spor maçına davet etti. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan İdman Yurdu 2 puan farkla lider konumda bulunurken 5 Şubat pazar günü Mersin Stadyumunda lig ikincisi 52 Ordu Spor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren ve sezonun en kritik maçlarından biri olarak görülen maçı izlemeye gideceğini belirten Başkan Gültak, "Tüm Mersinlileri bu maça bekliyoruz. Ben de orada olacağım. Hep birlikte takımımıza destek olalım." dedi. Geçen sene de bir Ordu maçına gitmiştim. Bayağı kritik bir maçtı. Bu sene de inşallah kendim de bizzat Ordu maçına gideceğim. Başkanımızın dediği gibi aslında farklı bir maç. Çünkü direkt bizi takip eden bir rakip takımla oynayacağız. Yendiğimiz zaman puan farkı 5'e çıkacak. Tüm Mersinleri Ordu maçına bekliyoruz. Orada olacağım. Beraber seyredelim. Takımımıza destek olalım. Yeni Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Metin Saltık ise başta başkanımız Sayın Mustafa Gültağ'ı ve tüm Mersinlileri bu maça bekliyoruz. İnşallah taraftarımızdan alacağımız güçle rakibimizi yenerek liderliğimizi sürdürmek istiyoruz diye konuştu. Başkanım, pazar günkü maçımız çok iddialı bir maçımız. Ordu rakibimiz, ikinci sıradaki 2 puan farkımız var. Tüm Mersin'i, başta sizleri olmak üzere tüm Mersin'i maçımıza davet ediyoruz. Sizden gelen güçle inşallah rakibimizi yenip liderliğimizi devam ettireceğiz başkanım. Yeni Mersin İdman Yurdu 52 Ordu Spor karşılaşması 5 Şubat pazar günü saat 14'te Mersin Şehir Stadyumunda oynanacak. Bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle ajandada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.